Herkese Teknoloji Oku'dan selamlar, ben Ünsal. Geride bıraktığımız hafta sonu Wolf Team'in Asus Wolf Team Türkiye Kupası 2018 turnuvasının Gaziantep ayağı gerçekleştirildi. Bizim de yerinden takip ettiğimiz ve büyük bir kalabalığın izlediği Gaziantep ayağının kazananı ise Jester of takımı oldu. 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen Wolf turnuvasının 4. ayağında takımlar İstanbul'da yapılacak finali hak kazanmak için mücadele verdiler. Büyük mücadelenin sonunda şampiyonluğu kazanan tekrardan bahsetmek gerekirse Jester of takımı oldu. Çekişmeli maçların izleyicilere heyecan yaşattığı turnuvada Jester of takımı güçlü rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde ettiler. Türkiye'de 7 yıldan fazla bir süredir oyunseverler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolf Team oyuncularının sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere toplamda 8 şehirde Asus Wolf Team Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolf Team turnuvalarını düzenlemekte. Gaziantep'te düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul'da düzenlenecek olan Asus Wolf Team Türkiye Kupası 2018 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. 2018 finallerine katılmanın yolu Wolf Team turnuvasında başarılı olmaktan geçiyor. Peki Wolf Team nasıl bu noktalara kadar gelebildi? Wolf Team 2010 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başlamış ve çıktığı dönemde Türkçe içeriklerle yayınlanmış ilk oyun. Bu sebepten ötürü Anadolu'nun tüm köşesinde oyuncular tarafından çok sevildi ve büyük ilgi gördü. Aynı zamanda oyuncular oyun ile sorun yaşadıklarında kendilerine Türkçe cevap veren bir destek sistemi buldular karşılarında. Böylelikle oyunda karşılaştıkları problemleri hızlıca çözebildiler. 2016 yılında Wolf Team'in eSpor'a yaptığı yatırımlar ile de oyuncular artık bu oyuna bir maddi kazanç kaynağı olarak görmeye başladı ve profesyonelleşmeye başladılar. Şu ana kadar Wolf Team Türkiye Kupası Mavi Sezon kapsamında Adana, Antalya, Trabzon ve Gaziantep şehirlerine turnuvalarını gerçekleştirdi. Ara sezonda 5 şehir daha ziyaret edilecek. Kırmızı sezonda ise İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da turnuvalar düzenlenecek. Peki yakın bir zaman içerisinde Wolf Team'e gelecek herhangi bir yenilik mevcut mu Türkiye adına? Wolf Team zaten her zaman Türkiye'yi dünyaya tanıtacak şekilde araştırmalar yapıyor. Birçok lokal karakter, harita ve silah oyun içerisinde şu anda entegre edilmiş durumda. En son Kapadokya haritası oyuna eklendi. Önümüzdeki aylarda ise dünya tarihini baştan yazan Türkiye'nin en değerli tarihi miraslarından biri olan Göbekli Tepe'de oyuna eklenmiş olacak. Kore'den bir ekip geçtiğimiz haftalarda Göbekli Tepe'yi ziyaret ederek harita için çoktan çalışmalara başladı bile. E-spor olan yatırımlarıyla her geçen yıl büyüyen Wolf Team, bu sene Asus Türkiye ile anlaşarak oyuncularına muhteşem bir turnuva sezonu sunmaya devam ediyor. Şampiyona, Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek olan İstanbul'daki büyük final sonrasında sona erecek ve Türkiye şampiyonu kupasına uzanmış olacak.